Buradayız abi. Burada mıyız? Arabanın yeri orada iyiydi, orada kalsın. Orada kalsın. Haydi alıyorlar bizi. Eyvallah kardeşim, ne yapıyorsun? Burada yer bulmak biraz... Kayda alıyorlar, kayda. Hoş geldin baba. Biraz daha büyüyor. Konuma göre gitti ya, onu çağırayım ben buraya. Beşiği seni görmek nasip bilmedi ya bu dünyada. Sen ne yaptın lan, kilo mu verdin? Verdim. Yok, boya gitti. İncecik olmaz, boya gitti. Boya gitti. Hoş geldiniz. Merhaba. Ne arıyorsunuz burada hepiniz? Şöyle. Dur bakalım, bulayım bir yer geliyor. Git bakalım şöyle bir. Video çekiyoruz, video. Hoş geldin babam. Nasıl duracak orada? Nasıl ses? Cama mı sıkıştın? Abi şuradan bunu versin. Dur, şurayı da bırakayım. Tamam. Nasıl bakayım ben şöyle? Anca bu kadar. Güzel. Evet. Efendim kapatayı yaptık. Tamam, alacağım. Aradım servis şeyini. Bir ay olacak. Böyle yap. Abi kadar gerek yok. Eskiden doğum günü senin. Bu kadar yapmayın. Sanıyorum ayı oluyor. Yerin tarafı doğru. Safa bir şey. Daha istikamette bakarak mı? Yok ya, emekli işi olsun. Emekli işi olsun. Bakalım. Güzel bir şey. Emekli işi olsun. Bugün Mustafa'nın manevi huzurundayız. Kardeşi Bilal, birkaç arkadaşım var tanımayan. O da bizimle beraber bugün. Mustafa ile beraber ben aynı kısımdaydım. Onun ne kadar iyi bir insan olduğunu anlatmaya yani cümleler yetmez. Çok erken ayrıldı aramızdan. Bu sene 29 yıl oldu. 29 yıl geçmiş. Bir de İzmir'in kurtuluşu gibi böyle önemli bir günde aramızdan erken ayrıldı. Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun. Eminim ki oralardan bizi duyuyordur. Biz böyle her yıl, yine bugün olduğu gibi her yıl görevimizi yapmaya çalışıyoruz. Yanına gelmeye, onu yalnız bırakmamaya çalışıyoruz. Mekan cennet olsun. Amin. 99 yıl önce Türk milletinin düşmanı ve kötü talihini denize döktüğü, sancağını yeniden İzmir'e diktiği gündür 9 Eylül. Altının, güneşin sırmalar saçtığı o gün bugündür. 29 yıl önce bugün hala bu vatan için çatışmaların, şehadetlerin devam ettiği,
teröristlere karşı verilen mücadelede devre arkadaşımız, kardeşimiz Mustafa Solak'ın şehadet günüdür bugün. Büyük Atatürk ve silah arkadaşlarını, bu vatan için gözünü kırpmadan canını veren Mustafa kardeşim ve tüm şehitlerimizi rahmet, saygı ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun. Ne mutlu Türk'üm diye. Evet. Sağ ol, ağzına sağ ol. İyi spor yapardı yani. Benim hafızamda öyle. Hem bölük kıdemlisiydi, bölük kıdemliliği yapardı. Hem şeyle, orayla yani yönetimle oradaki işte sınıf subayı, sınıf amiri onlarla arasını iyi. Bizlerle de arası çok iyiydi. Hem bize sevdiriyordu kendini, hem onlara sevdiriyordu. Arada tam bir köprü görevi yapıyordu. Herkesin yapamayacağı bir görevi yapıyordu. O yüzden de çok seviliyordu diye düşünüyorum. Nurlar içinde yatsın. Varsa bir anısı, anlatacak bir anısı olan. Ya ben abi okulunda tanımazdım hiç ama komando ihtisas kursunda beraber. Bir kamyon. Orada çok yakından tanıdım. Anlattıklarının üzerine koyacak bir şeyim yok. Yani dünyalar iyisi, dünyalar doğrusu bir arkadaştı. Benim hayatımın akışına etkisi çok büyük oldu. Ben ilk kurayerim Samsun'da görev yaparken şehit oldu. O anki duygunun adını koyamıyorum ama o şehit haberinden sonra ben kendi isteğimle Şark'a gittim. Dilekçe yazdım. Şark'a gitmek istiyorum diye. Ve ilk Hakkari yazdım birinci sırada. Ve bir sonraki sene 93 yılında Hakkari'ye gittim ben. Ve ondan sonra benim hayatım başka akmaya başladı. Yani gitmeseydim belki başka türlü bir hayatım olacaktı. Fakat başka türlü aktı. Çok şeyler borçluyuz Mustafa'ya. Çok seviyoruz onu. Ruhu şad olsun. Tamam. Spor demiştim, ben de onunla ilgili bir şey söyleyeyim. Kuleli'de zaten güreş takımındaydı. O 74 kilo. O zaman Kuleli'de 7'lerde mi? Beni de son sınıfta güreş takımını almışlar. Ama ben aynı kiloda, 74 kiloda beraberdik. Tabii evvelden de güreş yaptığı için benden çok daha iyi. Ben onun antrenman partneriydim daha çok. Yani kafa kollar, tek kollar bende. Devrip attığı adam bunu yani. Uçağı olsun. Sonra harp okuluna geldik. İlk sene yan yana oturuyoruz. 9. bölükte yan yana oturuyoruz. Çok karıştırdı. Aydoğan bile birkaç defa karıştırdığı oldu bizi. Kilolar aynı, tipler aynı böyle. Birbirimize çok beğeniyoruz. Bana Mustafa, ona İbrahim dedikleri çok olmuştu ilk sene. Sonra sınıflar dağılınca belli olunca ayrılmıştık. Ben bir şey sorayım. Ortaokulu hangi ortaokulda okudun? Abim mi? Eşrefpaşa Ortaokulu'nda mı? Eşrefpaşa. Ben Eşrefpaşa Ortaokulu mezunuyum. Biz 3 kişi mezun olduk oradan. Bir Mustafa, bir ben, bir de İbrahim Teker mi söyledi? Kuleli'den şeye gitti. Makine mühendisi oldu. Makine mühendisi oldu. Bir üçümüz birden oradan gelmiştik. Ben ortaokuldan hiç hatırlamıyorum. O zamanı zaten hatırlamıyoruz da. Ama şehit olduğu gün Van'a gidiyordum. Doğu West'ten. Ağrı'daydım. Ağrı'da sabaha karşı söylediler. Yani yapılabilecek veya söylenebilecek hiçbir şey yok. Nasıl şey yapmadın sen, hiç kimseye inanamadı yani, değil mi? Evet. Olayı anlattılar. Nasıl olduğunu söylediler. Kötü günler, kötü. Bir de şey güreşe, köprücük kemiğine kırmıştım. Evet, sınırda. Öyle bir komple alçaya aldılar, böyle dolaşıyordu. Ya dayı gibi kalıp da var şey yok, onun dedik şey yok. Yani ona rağmen ondan sonra bile doğru. Çok iyi şey yaptı, güreş yapıyor. Yani o kırığın üzerine bile çok şey yaptı. Biz de Mustafa'yla Kuleli'de İzmir grubu, bir Mural tutardı otobüs. Bir de biz Mustafa'yla otobüs tutardık. Öyle işte yok, Tokapı'ya gider. Ondan sonra otobüs, o zamanlar işte bir kapısı ilk başta otomatik olanlar, sonra iki kapısı otomatik olanlar, sonra klimatlar. Bayağı öyle onunla ne bileyim 10 defa 25'inde tutmuşuzdur yani birlikte otobüs tutardık. Bizimki tabii sayesinde gelenlerin ücretsiz oluyordu. Kazancımız oydu Mustafa'yla. Askeri okul hayatımızın 8 yıllık hayatımızın
6 yılını aynı kısımda geçirdim Mustafa ile. Özellikle Kuleli 1. sınıfta Maltepe binasındayken yan yana oturduk. Unutulmaz bir insandı. Şehadet haberini aldıktan sonra çok kısa süreyle arkasından hepinizin bildiği bir Hakan Yüzbaşı'nın vefatı oldu. İkisi arka arkaya beni neredeyse bunalıma soktu. Erzincan'daydım o sırada. Benim için çok iyi bir dost, çok iyi bir arkadaştı. Şey var böyle, babaları Halil amcanın abisiyle. Aile dostluğu var. Benim babam devre arkadaşı. Oradan da bir akrabalık da var uzaklardan. E tabi bir tanıdığım o olduğu için o zaman o şey yapmıştı bana. Ben o zaman ufacık bir şey. Mustafa benim iki katım. Vay ufak. Biliyorsun sen. Sen gerçekten o zaman çok ince, çok zayıf. Ama işte bir yaş ufağım zaten. Evet. Ondan sonra bir de minyonum. Yaş zaten evet. Askeri çocuk yani. O 14 hani yaşında. Birinci sınıfta izin vardı ya. Bayram izni. Hı hı. Ben o zaman daha tümerle geçmedik hani şey olmadı. Kıyafet falan daha verilmemiş bize harcı. Mustafa ayarladı bana kıyafet. O zaman hakiydi. Sonra değişti ya. Evet. Seni hakiydi. Ben dönüşte belki annem babam ya sen gitme istersen derler diye bütün sefneleri aldık. Dönüşleri büyüklendim. Ben nasıl taşıyacağım onları? Mustafa taşıdı. Böyle gitti. Burada da hayat idameden çıktık işte, operasyon oldu, bekledik, dediler şer kişinin kumanya şey yapacaktı. O arada bir de helikopterle bir gruba attılar da, evet. Dediler ki işte, zaten gölden git, su yok şu anda, barajda su yok, evet, şeyine, evet, direkt evet. Geçilecek dediler. Hani ikide çıkacağız, akşam onda orada olmayacak dedi. Bende de şeyde, traverste şey oldu, dikenleri bizim Tamer Gedik. Evet. Onlar dereceye oynuyorlar filan. Evet. Yetişip bir yeri bulamadık. Ondan sonra koştum. Sen ya zamanda şey oldu. Hadi yürüyün bastım. Biz çalım alıp bir girdik. Her tarafı trenerime diken battı. Nasıl kaşınıyordum böyle şey oldu. O operasyonda da sıcak diye şeyler filan. Ondan sonra dediler ki baktım kabardı. Her tarafım kabardı. Ya güneş de vardı. Yanıyorum. Artık şeye varacağım. Rahmetli Mustafa dedi, bunu dedi gitsene dedi. Hocaya söyle dedi, bak dedi bu üst hemen gideceğine o yalka dedi. Ha, sen dedi var şey yap dedi. Ha, ben de çekilmiyorum hani şeyde. Git işte dedi, hadi yürü dedi, beni gönder dedi. Gittim işte hocaya söyledim böyle böyle. Tamam dedi, ona in dedi, sen dedi gibi helikopter. Öyle, öyle. O bana böyle şey yapmıyor. Dedi. Sonra bir o su varmış, bütün göletin etrafını döndüler, sabah 5'te geldi. Evet. Bütün herkes. Biz helikopterle 15 dakikada geçtik oraya bekledik. Yanınıza sağlık, emeğinize sağlık, kolunuza sağlık. Ben de birkaç bir şey soracağım ama yok. 11 yaşındayken. Evet. Ben gittim. Bizde anı daha fazla. Bizim öyle yani. Bunun öncesi zaten. Evet.